Sayın Karoz, affedin beni lütfen, bu bağlamda bir son Buyurun, dakika lütfen. paylaşarak katkılarınızı rica ediyorum. İsrail medyasından gelen bir, aynı haberimi paylaşacaktık bilmiyorum, İsrail medyasından gelen bir açıklama var. Kabine toplanmıştı, İsrail'de savaş kabinesi Netanyahu başkanlığında ve o kabine Netanyahu, Galant ve Gantz'a İsrail'in tepkisine karar verme yetkisini verdi. Yani bu da demek oluyor ki İran'ın bu saldırısına saatlerdir burada ürettiğimiz teoriler doğrultusunda bir karşılık gelecek. Kabine bu yetkiyi vermiş. Ne olacağını tabii ki ilerleyen günlerde göreceğiz. Çok önemli bir gelişme daha var. İsrail Birleşmiş Milletler e, Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırıyor. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden geride bıraktığımız 6 aylık süre boyunca, 6 ay, ay aşkın süre boyunca ee, ...çıkan kararlara hiçbir şekilde uymayan, kulak asmayan, e, hiçbir şekilde yani e, itimat etmeyen İsrail... ...şimdi İran'dan gelen bu misillemenin ardından acil bir toplantıya çağırıyor. Neler dersiniz bu son dakika gelişmeleri ışığında efendim? Bu bir karargah çalışması. Diplomasinin devamı e, ve sürecin devamı e, muhtemelen e, bu toplantı gerçekleşecektir ama... Başta Rusya olmak üzere Çin de dahil olabilir veto etmesiyle kınanacaktır. Zaten Birleşmiş Milletler artık bir topal ördeğe dönmüş vaziyette. Evet. Dolayısıyla oradan bir yaptırım kararı ve bir İran'a karşı bir şey çıkacağını değerlendirmiyorum. Ama bir Avrupa Birliği'nin yaptığı ancak açıklamayla beraber baktığımız zaman. Ee, İran'a suçlu gösterici aslında biraz önce Mete Hoca da ifade etti Ayhan Hocam da ifade etti buradaki Gazze'deki yaşananlar ve e, bu bugünkü yaşanan olayın da aslında e, 1 Nisan'da e, Şam'daki konsolosluğa yapılan saldırının tetiklediği unutulmaması gerekiyor yani benim korkum e, biraz önce de e, ifade etti Mete Bey ondan sonra oradaki mevcut direnişin e, mücadelenin geri planda kalmaması, gerçeklerin bugün İran'ın düştüğü tuzak çerçevesinde örtülmemesi konusu önemli. Dolayısıyla sizin sorduğunuza cevap açısından söylüyorum. Bu bir karargah ve diplomasi çalışmasıdır. Olaylar bu şekilde gidiyor. Bir kınama çıkacaktır, bir yaptırım zaten söz konusu değil ama... Bu batıdaki İsrail'in 180 gündür, 190 gündür devam ettirdiği mücadeleye karşı... Oluşan halk desteğini, halk desteğini yani buradaki e, yapılan katliamlara karşı halk desteğini sönümlendirebilir. Benim korkum o. Dünyadaki e, İslami fobiyanın ondan sonra bir vasıta olarak, e, ana tema olarak ortaya çıkmasına e, sebebiyet verir. Ve e, demin de ifade ettiğim gibi 190 gün sonunda İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tekrar psikolojik üstünlüğü, e, haklı olmamasına rağmen bu ayı oluşturulan algı ve düşürülen tuzak çerçevesinde ele geçirmiş olması önemli. Şimdi altyazıda da veriyorsunuz e, Gece saat 9'dan 10'dan itibaren yaptıkları bütün o zafer faaliyetlerine karşılık hava saldırısında bir kişi yaralanmış bir tane de askeri üssün veya askeri tesisin evet. kısmi hasar aldığı ifade ediliyor. Yani ortaya konulan e, maksatla gerçekleşen e, realite de birbiriyle tamamen uyumsuz ve daha önce İran'ın vermiş olduğu, göstermiş olduğu göstermelik reaksiyonların, boş arazilerin veya demin de ifade ettiğim gibi, şimdi İran bunları... E, bir devlet planlaması içerisinde oluşturulan kriz sürecinde öngörmüyor muydu ki 14 gün sonra davul zurna çalarak İsrail'e karşı hem de e, e, bu aslında oradaki konuklarımız da çok iyi biliyor saatlerde de konuşuluyor. Aslında en karmaşık ve en komplike en asimetrik saldırı biçimi değildi. 3 veya 4 tane e, uygulanabilecek e, asimetrik faaliyetin en basidi e, uygulandı. Yani oradan kalkan e, yaklaşık saatteki ilerleme hızı 185-200 kilometre olan 6-7 saatte 1400 kilometre uzaktaki İsrail'e dronların e, tamamıyla ulaşmayacağını bilmiyor mu İran? Biliyor <laughs> ama tabii ki iç kamuoyunun ve e, dostlar alışverişte görsün faaliyetinin ondan sonra bir yansımasıdır. İran bu saldırıyı şöyle gerçekleştirmiş olsaydı dronlar e, biraz önce Mete Bey'in ifade ettiği diplomatik misyonlara karşı yürütülecek terör faaliyetleri veya İsrail'de yaşayan e, Arap veya İsrail vatandaşları tarafından o beşinci kolla e, elemanlaştırılmış unsurlarla yapılacak faaliyetler, seyir füzeleri, balistik füzeleriyle yapmış olsaydı gerçek manada bir karşılık verme olurdu. Yani 6-7 saat havada uçan dronların e, etkisi yani Ürdün üstünde, Irak üstünde, <laughs> Türkiye sınırında bile etkisi halde getirilenler var. Dolayısıyla bu gerçek manada bir saldırı ve gerçek manada asimetrik baskın tesiri sağlayacak harp prensiplerine uygun bir karşılık değildir. Tamamen karşılıklı danışıklı dövüş gibi bir tiyatro ve satrançın bir parçasıdır Dilara e, Sayın Karavuz özellikle maksadına uygun bir saldırı olmadı dediniz yani bizde bir deyim vardır ya attığın taş ürküttüğün kuşa değdi mi diye e, o geldi aklıma siz yorumlarken şimdi İsrail ordusundan da bu bağlamda bir açıklama var e, çoğu füzenin zaten önlendiğini İHA'ların da önlendiğine dönüp bilgiler gelmeye devam ediyor İsrail ordusu diyor ki İran balistik füzelerinin çoğu İsrail hava sahası dışında önlendi. Ifadelerini kaydetmiş. Gelen bu son dakika açıklaması sıcak açıklama çatışmaya dair İsrail kanadından yani yine ifadelerinizi destekleyen bir ama, açıklama var İsrail'den ama tabi İran'dan gelen burada mesajlar, oradan gelen açıklamalarda önemli. Her iki tarafı da. Özellikle incelemek ve her iki tarafın da ifadesini aktarmak lazım. Böylesi bir çatışma ortamında öyle değil mi? Saat... Fakat Dilara Hanım şunu Buyurun. ifade etmeme müsaade edin. Lütfen. Ee, futbol oyununda da spor oyunlarında da savaşlarda da bir kazanan olur. Biz şimdi yarın sabahleyin kalktığımız zaman iki kazanan göreceğiz. İsrail tarafı nasıl etkisiz hale getirdiğini ve kazandığını ki benim de şahsi değerlendirmem bu gecenin sonunda gelen aşamada kazanan taraf siyasi ve psikolojik açıdan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'dir. Ama bir yandan da İran'da yarın zafer kazandığını ifade edecek. Ama bu bizim artık mevcut bilgilerimiz ışığında mevcut olayları okumamız ışığında baktığımız zaman tamamen bir e, algı operasyonudur ve aslında bugün e, meta hoca e, yayınlarda çok sıklıkla ifade ediyor. Aslında hibrit muharebenin bir e, şekli de e, gecenin ilk saatlerinden bu saate kadar devam ediyor. Daha da devam etmeye e, devam edecek. Yani e, sahte mesajlar, sahte önlemeler, sahte görüntüler. Körfez savaşını hatırlayın. Evet. Yani Körfez Savaşı'na bahane edilen e, kitle imha silahlarından tutun da o e, balçıkta e, çırpınan kuşa kadar. Dolayısıyla şu anki görüntülerin bile bazılarının sanal görüntü veya yapay zeka ile oluşturulup oluşturulmamadığından bile emin değilim. Şimdi bir de burada şunu ifade etmeme müsaadenizle, oradaki konuklarımız da belki buna değerlendirme yapacaktır. Şu ana kadar benim e, yani e, 40 senelik askeri tecrübem ışığında, kendisine bir hava saldırısı veya kara saldırısı olan yerde karartma uygulanırdı Dilan Evet. Yani evet, bakıyoruz evet. Kudüs'teki görüntülerde ve İsrail'deki çeşitli pırıl, yerlerden gelenlerde evet. sanki Uşuk. Dubai'deki evet, Burj Al Halife'nin oradaki görüntüler gibi her taraf ışık halinde evet, evet. yani bu o da çok değişik et, bir evet, olay evet, evet. yani bilmiyorum şey Mete önemli. Hoca buna e, ne değerlendirme yapar ama e, normal koşullarda böyle bir saldırı e, alarmları veren ve sirenler evet. çalınan yerde karartma uygulanması lazım ama bu karartmanın da uygulanmadığını da görmüyor. Bu ee, neden ne olabilir? Sizin ne dersiz bu ben, konuda? E, Çok kısa bir yorum alayım şimdi, ama e, Ömer Öz Kızılcık bizi bekliyor epey bir süredir. Onu da değerli şöyle, katkılarını e, alalım. değerli hocamız o konuyu daha iyi değerlendirecektir ama benim burada gördüğüm e, Ukrayna'da e, Rusya'nın uyguladığı bir taktiğin başka bir benzerini e, uyguluyor. Askeri olarak hocam benden daha iyi bilir. Benim o kadar bilgim yok. Ama benim gördüğüm şunu unutmamak gerekiyor. Evet. Bu e, seyir füzelerinin balistik füzelerin ve e, insansız hava araçlarının kombinasyonuyla gerçekleştirilmiş ve Tırnak içerisinde düşman e, hava savunma sistemlerini ya da savunmasını örneğin demir kubbe örneğini vermiştim. İşleme hale geldi. Onun gibi belli savunma katmanlarını etkisiz hale getirecek şekilde bir kombinasyon yapılmış. Hı hı. Yani Husilerin saldırıları gibi içinde İHA balistik seyir füzeleri aynı anda e, darma duman edecek karşı düşman savunmasını darma duman edecek şekilde aynı anda kullanıldı. Bu önemli. Ve en önemli bilgi gecenin belki de en sıcak en gergin e, dönemine giriyoruz çünkü... Biraz önce Tel Aviv'den İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-35 savaş uçakları e, tahrik gücü yüksek bombalarla ve onlara eşlik eden F-16 e, ya da F-15 savaş uçağı olduğunu e, düşündüğüm bir görev grubuyla Tel Aviv Havalimanı'ndan kalktı. Muhtemelen bu F-35 e, savaş uçakları ve ona eşlik eden F-15, F-16'lar muhtemelen füze önlemeye gitmiyor şu an İran hava sahasını... Neye gidiyor? Beklenen karşılığı vermeye e, mi gidiyor? Olabilir. E, şu an e, aslında gecenin en gergin ve yani e, meraklı sonucunu bekleyeceğimiz... Televizyonun kulağımızın e, canlı evet. görüntülerde şu yani an... Bir an yerler bulacak. İsrail Hava Kuvvetleri... Bu gece beklenir mi? Ee, yani. Biraz önce televizyondan kalktı bir ve şey. birazdan da zaten görüntülerini muhtemelen e, servis etmeye başlar başladı İsrail paylaştır. ordusu. Şimdi gelen birkaç açıklama daha var ben onları da aktarmak isterim üzerine değerlendirme yapalım Ömer ile birlikte. Aşırı sağcı Ben Gibir kabinenin Netanyahu, Galant ve Gantz'a İsrail'in İran saldırısına tepkisinin ne olacağını belirleme yetkisine karşı oy kullandı. Aynı zamanda El Cezire'den de geçen, İsrail medyasından geçen bir bilgi daha var. Az önce yine bahsettiğimiz ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu İran saldırısına yanıt vermemeye çağırdı. Bu açıklamada var. Bakalım ABD Başkanı Joe Biden ifade ettiği gibi bu saldırıya karşılık vermeyelim mi diyecek yoksa ne olacak? Yanıtı bir kez daha Böyle konuşacak ama yine bir sers köşe yapıp İsrail'in yanında yer alıp birlikte mi ortak mı hareket edecekler? Onu da ilerleyen saatlerde belki de hep birlikte göreceğiz. Ee, çok sıcak bir gece yaşıyoruz sevgili izleyenler. Yaklaşık 4 saattir birlikteyiz. Her geçen dakika yeni bir gelişmeye, yeni bir habere gebe. Hakikaten tabii, tabii, Orta, Doğu'da, yani, Orta Doğu'da çok da hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Tansiyonun da her geçen dakika ilerleyen saatlere rağmen arttığını, artmaya devam ettiğini söyleyelim. Hakikaten sürpriz gelişmelerde yaşanabilir tüm bu yaşananlar bu okumayı yapmamıza neden oluyor ne yazık ki.